O dönemde neler yapıldı? Şöyle Sizin yani başlayalım. belediye Evet. başkanı olduğunuz dönemde. Birgi, biraz önce söyledim, kesintisiz bir yaşam var diye. Birgi'nin ilk ismi Dios Hieron. Zeus'un kutsal kenti. Oradan işte metropolis, Pirgion, kale içi bir kent, Hieronca bir kelime, Pirgion ve Birgi. Birgi'deki o koruma amaçlı çalışmalar 90'lı yıllara başlar. 90'lı yıllarda, 89'da benim de meclis üyesi olduğum, Mehmet Hırsı Aslan Karaoğlu başkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde koruma çalışmalarının başladığı yıllık o meclis üyesi ve belediye başkanlığımız döneminde Birgi'de koruma imar planı çalışmaları başladı. Ve 6 yıllık bir koruma imar planı çalışması gerçekleşti ve 96 yılında Türkiye'de 5.'si yapıldı. Birgi koruma amaçlı imar planı. Bizim aklımız bu. Yani Birgi'nin korunması gerekiyor ama yaşanacak bir kent haline de getirilmesi gerekiyor. Süreçleri ben çok yoğun şekilde anlatmadan kısa özetler halinde geçmek istiyorum. Ve 99 yılına kadar, yani 89-99 arasına kadar yapılan o güzel çalışmalar, ancak plan çalışmalarındaki Birgi'nin sit olmasından dolayı vatandaşlarımız nezdinde pek hoş karşılanmadı. Dolayısıyla biz burada en büyük gücü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Çekil Vakfı'ndan aldık. Çekil Vakfı'nın rehberliğinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri ve hocalarımız desteğiyle Birgi'deki birçok çalışmayı başladık. Özellikle Profesör Doktor Metin Sözen hocam, Cengiz Eruzun hocam, Profesör Doktor Cengiz Eruzun, Supi Saatçı hocam hep bizim yanımızda yer aldılar ve 99 yılında bu sancılı süreç, sıkıntılı süreç bizim seçim kaybetmemize sebep oldu. Ve 5 yıl biz yerel idareden ayrıldık. Ancak tabii ki durmadık, boş durmadık, birebir çalıştık. İnsanlarımız da bu yapılan çalışmaların artık meyvesini vermesi gerektiğini, bunların, evet sıkıntılı bir dönem geçirdik, sizler, yani vatandaşlarımız evinin bir kiremidini dahi aktaramadılar. Plan çalışmaları böyle bir sancılı dönem geçirdik. Bu sıkıntıların geçeceğini, toparlanacağını anlatmamıza rağmen bu görev bizim üzerimizde kaldı. En sonunda ekip arkadaşlarımız dediler ki bu görevi siz üstleneceksiniz. Ben Ödemiş'te ticaretle uğraşıyordum. Artık Birgi'de doğdum, Birgi'de büyüdüm. Birgi'ye hizmet etmek benim için onurdu. Birgili olmak yine ayrı bir onur tabii ki. Ve bu görev bizim üzerimizde kaldı. 2004'te sağ olsun ekip arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanı olarak göreve başladık. Birgi adeta yok olmak üzereydi. Birgi'de iş sahası yok. Sıfır yatak. Bugün 100 kişiyi Birgi'de konaklatabildiğimiz yerde hiç başlamış. İnsanlarımız Birgi'de durmaktan rahatsız olmaya başlamışlar. Tabii bilinçli bir yönetim de olmayınca sıkıya uğraşmak halkımızı bayağı yormuş. Biz de ekip arkadaşlarımızla beraber Çekil'den aldığımız güçle yine Ödemiş Belediye'mizin de içinde bulunduğu, Birgi'nin de kurucu üyeler arasında, Türkiye'deki 52 belediyenin içinde olduğu Tarihi Kentler Birliği kurulmuştu 2000 yılında ve Birgi Ödemiş Belediye'mizle birlikte kurucu üyeydi. Biz Birgi'yi onarmak istiyoruz. Birgi'yi gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Ancak bozarak değil, deforme ederek değil, hani bir kültür varlığını yenilemek restorasyon değil. Ne kadar az müdahale ederseniz, ne kadar az müdahaleyle o eseri ayakta tutabilirsiniz, o kadar sağlıklı bir yapı elde edersiniz. Dolayısıyla yaşamı da korumak zorundasınız. Yani bir halkı burada yaşamalı, hem de restore etmeliyiz diye çıktık. Önce projelendirdik. Şu anda Birgi'nin
Hemen hemen %70-%80'i projelendirilmiş durumda. Bilgi Belediyesi döneminde. Yani 2014 yılına kadar. Hazırlamış olduğumuz bu projeleri koruma kurumu, koruma bölge kurumuna gönderdik ve oradan bizzat kendim ve ekip arkadaşlarımla takip ederek bütün projelerimizi oradan onaylattık. Dolayısıyla o dönemlerde bir yönetmelik değişikliği oldu. Kültür Bakanlığımız, valilerimiz, kaymakamlarımız bilgiyi biliyorlar zaten. Bilgi bir değer. Bir de Türkiye'de 5. koruma amaçlı imar planı yapılmışlığı hazır. Sadece o yönetmelik bizim önümüzü açtı. Emlak vergilerinden toplanan %10'luk bir pay var. Hala devam ediyor o yönetmelik. Her il bazında değerlendiriliyor bu. Emlak vergileri. Toplanan bu emlak vergilerinden %10'luk paylar valilikte özel bir hesapta toplanıyor. Bütün belediyeleri gönderiyor. Burada bir havuz oluşuyor. Bu havuzdan da siz koruma kurumundan onaylatıyorsunuz. Yaklaşık maliyetini hazırlıyorsunuz. Ulaştırmayla ilgili %49'a kadar ulaştırma desteği var bu yönetmelikte. Bu yönetmelikle yılda iki sefer sunum yapıyorsunuz. Götürüyorsunuz. Diyorsunuz ki Sayın Valim, benim böyle bir projem var. Ben istiyorum. İşte bu kaldırabilecek bir proje. Koruma kurulu da onay verdiği için bu projeyi uygulama imkanına sahipsiniz. Ve uyguluyorsunuz. Biz bir gibi puzzle düşünün. Puzzle'ın parçaları gibi çalışmalarla başladık. Sağ olsun hem Kültür Bakanlığımız hem hep bizi desteklediler. Hep yanımızda yer aldılar. Ve inanır mısınız belli bir süre geçti. Yani 2007-2008'e geldik. 3 yıllık, 4 yıllık bir çalışmada. Artık bir gide bir şeylerin yapılabildiğini başladı. Halkımız da buna inandı ve hep bizim yanımızda yer aldılar. Eğer rahatsız olmadılar mı? Oldular. Biz çalışma yaparken yolları kapattık. Birçoğu vakıflara ait. Belediyenin hukukesinde olan, belediyenin mülkü olan yapılar da var. Vakıflara ait olanları da vakıf yasasıyla mücadele ederek onları da yap, işlet, projelendir ve kullan mantığıyla. İşte bugün sergilerin açıldığı Dervişhane Üniversitesi'ni biz o şekilde elde ettik. Vakıflarla yaptığımız bir odalı bir pansiyon yapılabilecek şekilde kurul onaylı projesi bitti. O proje uygulanabilir. Çok güzel. Altta zeytinyağı işliği var. Bir için hep değer bunlar. Dervişhane Üniversitesi'nin karşısında bir anlamda. O belediyenin mülküydü. O da yine uzun bir mücadelenin sonunda projelendirildi ve yine valilerimizden aldığımız bu yönetmelik, biraz önce bahsettiğim o yönetmelikten aldığımız destekle restore ettik ve bugün Birgi'ye hizmet ediyor. Yine Birgi o kadar güzel bir yerde konuşlanmış ki, Bozdağ'ın eteklerinde ve Menderes Ovası'na giden o şeyin serin havanın ilk temas ettiği bir yer. Atalarımız öyle güzel bir yere konuşlanmışlar. Dolayısıyla Birgi'nin zenginlikleri çok fazla. Yani ben burada inciri, ya tabii ki doğal ürünleri, incir, kestane, tarım ürünleri hepsiyle Birgi farklı. Birgi'de organik çalışmalarımız oldu. Mesela zeytin Birgi'de organik çalışmalarıyla gerçekleşti. Yine sulama kooperatifimiz var. Yine o deredeki az suyu daha iyi değerlendirebilmek adına sulama kooperatifi kurmak durumunda kaldık.